Yine bu son operasyondan sonra basın çok çok önemli bir kampanya başlattı. Tek elden servis edildiği anlaşılan haberlerde arkadaşlarımızın ruhsatlı silahlarına vurgu yapılarak örgütün silah deposu, örgütün cephaneliği gibi başlıklarda bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Burada amaçlanan örgütün silahlı örgüt sınıfına sokularak istenilen cezayı arttırmak. Halbuki bulunan silahların tamamı ruhsatlı silahlar. Yine bu operasyonda 50'den fazla eve 89 iş yerine yapılan baskında el konulan silahlar emniyette doğal olarak bir araya toplanmıştır. Ancak basın bütün bu silahların sanki Sayın Adnan Oktar'ın evinden çıkmış izlenimi oluşturmaya çalışmaktadır. Gerçekte bu silahlar farklı adreslerden toplanıp emniyette bir araya getirilmişlerdir. Ve bu silahların her biri arkadaşlarımızdan birinin müstakilen başvuru yaparak güvenlik gerekçesiyle veya devletin kendisine verdiği legal ruhsatlı silahlardır. Tüm bunların yanında şunu da unutmamak gerekir. Sayın Adnan Oktar, IŞİD'in, El-Kaide'nin, PKK'nın ölüm listelerindedir. Her gün yaptığı canlı yayınlarda, yazdığı makalelerde bu terör örgütlerinin fikri temellerini kökünden yok etmektedir. Böyle bir durumda doğal olarak Sayın Adnan Oktar için güvenlik önlemleri almaya gerektirmektedir.